Triceps tişörtten çıktı ama güzel bir pump, güzel bir pump. Çok çok güzel bir pump. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an harbiden ben bile kendime inanamıyorum yani. Çok fena. Ha. Çok fena pump. Arkadaşlar günaydın. Bir sabah kardiyosundan daha. Şu benim değil. Hepsi benim ama bu benim değil. Sigara içmiyorum biliyorsun. Sevmiyorum sigara. Ice Americano içtim. En fazla kafein miktarı olan kahvelerden bir tanesidir. Hatta en fazla olan da diyebilirim. Espresso çok fazladır. Hem miktar olarak azdır. Americano miktar olarak fazla. Kafein miktarı da espresso kadardır. Yaklaşık 150 mg. Hatta daha bile fazla kafein vardır. 250 mg'lık bir paketin içinde. 150 mg kafein vardı. Sabah kardiyosundayım. Yine Starbucks'ta oturuyorum. Kahvemi içiyorum. Bugün kol antrenmanı yapacağım. Kol antrenmanımı size çekmek istiyorum. Artık buradan kalkalım. Mask alalım. Paralarımızı da alalım. Hadi bakalım gidelim. Oğlum canınız çekti değil mi lan? Kusura bakmayın vallahi çok güzel görünüyor. Çok da güzel oldu zaten. Ama dediğim gibi kusura bakmayın yani. Genelde göstermiyorum ama
Siz şimdi diyorsunuz bu çocuk nasıl gelişti bilmem ne falan filan. Yani güzel besleniyorum abi. Bütün paramı yemeğe veriyorum yani. Kolay değil. Yani gerçekten günde 200 lira falan kazanıyorsam gerçekten hani 150 lirasını 200 lirasını yemeğe veriyorum. Yani kalan paramla da benzin alıyorum. O şekilde hayatımı idame ettiriyorum yani. Efsane olmuş. Şimdi altın vuruş. Altın vuruş yapıyorum. Hazır mısınız? Bir tane yumurtanın sadece beyazını kırdım. İki tane yumurtamın da tamamını kırdım. Yani ben böyle sevdiğim için yapıyorum. Yoksa siz hepsini de kırabilirsiniz. Nasıl severseniz. Bu yumurtalar da birazcık piştikten sonra tabağıma alacağım. Yani tekrar söylüyorum. 3 yumurta kırdım. Bir tanesini sarısını çıkardım. Altını açalım bunu. İyice bir pişirelim. Güzel bir. Sonra tabağa alacağız. Üf. Bu nedir biliyor musunuz? Bu benim her şeyimdir. Bu benim canımdır, ciğerimdir. Gördüğünüz gibi kocaman. Hop, bir tane domates atalım ağzımıza. Yaklaşık 5 dakikadır buzlukta olan kolamı da alayım. Gördüğünüz gibi öğünüm hazır. Kırmızı etim, yumurtam, bol sebzem. Yulafım, cevizim, hurmam ve bol yeşilliğim. Baya yedim yeşillik. Baksanıza koca leğeni bitirdim. Yeşillik yiyin abi. İçinde yaptığım bir şeyden daha bahsedeyim. Günde ben bir tane enginar yerim. Bu enginar yani say bitmez harbiden faydaları. Ben bunu çiğ yiyorum böyle direkt. Sürüyorum yiyorum. Karaciğer temizleyicidir, harika. Özellikle supplement kullananlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Günde bir tane iyi verin yani bundan. Çok ucuz bir şey değil ama. Hani dediğim gibi eğer supplement kullanıyorsanız çok 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 önemli. Gerçekten. Dostlarım bugün Beylikdüzü'nde Marmara Park AVM'deyim. Benim evime en yakın yer burası zaten. Spordan öncesinde bir espresso var. Double espresso, yani en sert kahvelerden, en fazla kafein oranı olan kahvelerden. Ondan sonra spora giriyoruz. Bugün sert bir kahve var, dolayısıyla pre-workout yok. Bazen pre-workout oluyor, kahve olmuyor. Bazen ikisi de olmuyor. Ama genel olarak kahve. Çünkü seviyorum yani böyle spordan önce bir yerde oturup hem biraz dinlenmeyi. Yavaş yavaş antrenman moduna girmeyi çok seviyorum. Espresso'mu içiyorum, ondan sonra spora gidiyoruz. Asla yemedim. Hiçbir tane donut yemedim ama yemediğim yemeyeceğim anlamına gelmez. Yani şu ara değil. Şu ara değil. Bayağı bir aksattım biliyorsunuz. Ama bir sonraki cheat meal durağım neden burası olmasın? Buradaki donutları harbiden beğendim çünkü. Al işte. Test ediliyoruz. Ama yemek yok. Motor benim eski motorumdan. Bilmiyorum hatırlar mısınız ama bayağı bir ben hatırladım. Onda çok güzel anılarım vardı. Gerçi o motor hala benim. İki tane motorum var şu an. İkisi de Muğla'da ama. Muğla'ya gittiğim zaman biniyorum. Bir tanesini Gürkan abiye ödünç verdim. Onunla takılıyor. Yani işte bununla takılıyor. Bir tane de kırmızı biraz daha büyük bir motorum var. Onların hepsi Muğla'da ama. İstanbul'da motorum yok. Arabam var. Ama o motoru çok özledim. Görünce size de göstereyim dedim. Hatırlarsınız onunla videolar çekerdim. Muğla'da onunla videolar çekerdim. Şimdi buradan spor salonuna doğru gidelim. Tekilde hem video çekiyorum size hem de bakın çantamda her zaman fazla temiz çorabım, fazla temiz donum da vardır. Unutmayın bugün
antrenmandan önce bir de arjinin alacağım. Kahve de içtim ama bugün ekstra bir pump istiyorum, kol çalışacağım. Biliyor musunuz, tribe gireceğim diye. Ben bir, çok fazla abartmıyorum supplementi. Ölçenin yarısına kadar. Üstümüzü giyelim. Dostlar, bu hareketi 7 set yapıyorum. Bu hareketle başladım. Şu an 5. sette falanım, toplam 7. Dostlar, bir sonraki hareket. 7 set yaptık. 10 set. Şimdi 10 set bu hareketi yapıyorum. Şu anda 8'in setim falan. Bana ver bu. Triceps tişörtten çıktı ama güzel bir pump, güzel bir pump. Çok çok güzel bir pump. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an harbiden ben bile kendime inanamıyorum yani. Çok fena. Ha. Çok fena pump. Thank you.
Of. Of. Bisepsime fena kramp giriyordu az daha. Şöyle bir koydum sanki yırtılacak gibi oldu fena. Çok zorladım herhalde onunla. Ama son setim zaten. Son setim. Dayanma anne. Gücüm bitti biliyorum ama. Dayan bro. Burada güzel çıkıyormuş. Bugün kollarım büyük biraz vücuduma göre. Toparladık sanki. Ufaktan toparladık biraz daha. Birazcık kaçırdığım diyetler daha yeni yeni geliyor. Bir gündür diyetteyim de. Bir gündür her şey yolunda da kaçırdığım bir hafta daha yeni yeni geliyor. Diyetinizi yaparsınız. Forma girdiğinizi düşünürsünüz. Forma girmişsinizdir. Diyetinizi bozarsınız, bozarsınız ve vücudunuzun bozulmadığını düşünürsünüz. Tamam mı? Yağlanmadığınızı, sadece sulandığınızı düşünürsünüz. Yani sadece sulanırsınız zaten ama düşündüğünüz gibi değildir aslında hiçbir şey. O yediğiniz şeyler size birkaç gün sonra gelir. Sonra dersiniz siktir ne oluyor vücudum? Diyet yapıyorum ama ona rağmen su tutuyor. İşte ben şu an oradayım. Diyet yapıyorum, ona rağmen vücudum su tutuyor. Halbuki diyetle hiçbir alakası yok. O tam tersi bana iyi geliyor. Ben birkaç gün önce yaptığım cheat meal'lerin şu anda sulu formuna sahibim. Anlatabildim ama birkaç video sonrasında formumu gösterdiğim zaman dağlar kadar fark olacak. Cidden ilaç kullandı bilmem ne falan oldu filan oldu. Hiçbir şey bilmiyorsunuz biliyor musunuz? Hiçbir şey bilmiyorsun. Çoğunuz hiçbir bok bilmiyor biliyor musun? Ve her şeyi bildiğini zannediyor. Çoğunuz hiçbir bok bilmiyor. Yazdığınız yorumlardan ben utanıyorum sizin adınızda biliyor musunuz? Bu arada şu jinekomasti hakkında konuşmak istiyorum. Çok az. Arkadaşlar, bu fotoğrafta benim spora başlamadan önceki fotoğrafımı görüyorsunuz. Sol göğsüme baktığınız zaman gayet bir jinekomasti başlangıcı olduğunu görüyorsunuz. Açık net bir şekilde görüyoruz. Bakın şu an daha iyi görüyorsunuz. Yani bunları yok önceden anabolik steroid kullandı, yok bilmem ne, yok bize yalan söyleme. Böyle şeyler söylemeyin. Ben anabolik steroid kullanmadım daha önce. Jinekomastimin de anabolik steroidlerle hiçbir alakası yok. Evet ilgisi olabilir. Hani başkaları yaptığı zaman olmuş olabilir ama ben kullanmadım. Benim zaten çok eskiden beri jinekomasti başlangıcım vardı. Yani çalışıyorsunuz, vücudunuz olmuyorsa lütfen birilerine, başaranlara bok atarak bunları telafi etmeye, kendinize tatmin etmeye çalışmayın. Gördüğünüz gibi dinlenerek, yemek yiyerek oluyor bu iş. Yaptım ve oluyor, anladınız mı? Lütfen yorumlarda jinekomasti mal şey yok, onu aldırıyor. Ben seviyorum abi, biraz daha bunun keyfini çıkartacağım, anladın mı? Biraz daha bunun keyfini çıkartacağım. Daha sonra aldırırım zaten. Parasını veriyorsun, ameliyat oluyorsun ve bitiyor. Ama şu anda bunun keyfini çıkartacağım. Benim hoşuma gidiyor. Senin hoşuna gitmeyebilir. Ama senin ne düşündüğün benim umurumda değil, anladın mı? Benim hoşuma gidiyor. Formumu çekiyorum. Çok suluyum biliyorum. Çok sulu ve kapanmış şekildeyim ama birkaç video sonra inanılmaz fark olacak. Seviyorum sizi. Çoğunuzu seviyorum. Aslında hepinizi seviyorum da lütfen biliyormuş gibi yorumlar yapmayın. Sizi seviyorum. Elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum size.
Dostlarım, son öğünümde hazır gördüğünüz gibi Norveç somun balığı, esmer pirincim var, çok az ama bir yemek kaşığı kadar. Kaju var. Birkaç tane badem var. Enginar çok önemli. Enginar var. Gün içinde de yedim bugün. Son öğünüme de ekledim. Birazcık temsili şeker var. Kiraz. Bu işte yemeklerden emilimini arttırmak için, işte biraz kana şeker karılsın, kan dolaşımı hızlansın. Dolayısıyla yemeklerden alacağım verimi almam için öyle ufak bir şeker atacağım ağzıma. Soda, maden suyu var. İçinde de taze limon var. Bol yeşillik var gördüğünüz gibi. Yeşillikleri saymama gerek yok. Bir sürü yeşillik var işte. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Son oyunumu da gösterdikten sonra videoyu kapatıyorum. İyi bakın kendinize. Sizi seviyorum.